Özlem Albayrak 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a 27 Mayıs darbesi hakkında gökyüzü altında söylenmedik söz kalmamıştır herhalde belgeseller, tarih kitapları, anılar, TV programları, köşe yazıları, dosya haberler vesaire. Ama yine de daha çok öğrenmek, daha çok bilmek isteriz. O döneme ait olmasına karşın yeni ortaya çıkartılmış her detayın üstüne merakla gideriz. Sanırım olanlara vakıf olmakla her 27 Mayıs'tan yüreğimize taş gibi oturan sızıdan kurtulacağımızı vehmederiz. Ama nafile Demokrat Parti'ye Türkiye'yi baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçesiyle yapılan darbenin detaylarını öğrenmeye başladıkça iyiye gitmez hiçbir şey. Kaşıdıkça kabuğu soyulmaya, iyileşmeye yüz tutmuşken kanamaya, sonra tekrar kaşınmaya başlayan bir yara gibidir bu. Ve herhangi bir iyileşme ihtimali yoktur. Zira o darbede Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan dar ağacında ipe çekilmiştir. Çoğumuzun içini yakan bitimsiz dert budur. Bizden bir önceki kuşağın çocukluk dönemlerine denk gelmiş 60 darbesi annelerimiz babalarımız bile pek iyi hatırlamıyor olabilir yani ama büyük anneler ve dedeler eğer hayattalarsa mutlaka bilir. Fakat tuhaf Biriler ama onlar da hiç bahsetmemiştir 27 Mayıs'tan neler olduğunu merak etseniz ısrarla sorsanız dahi belki acılı bir ah ediş, üzüntülü bir iç çekiş dışında ne ses ne nefes çıkmıştır ağızlarından. 27 Mayıs'tan 20 sonra 80 darbesi geldi. Yıllarca bu darbenin sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı Türkiye. Onun öncesinde ve sonrasında irili ufaklı muhtıralar, darbeler yaşandı. Sivil toplum pek çok muhtıraya, darbeye karşı çıktı, tepki gösterdi. Darbeler hakkında konuşmak gerekiyorsa konuşuldu. Ama ben yıllardır hangi büyüye sorsam 27 Mayıs için yapılan sadece susma eylemiydi. Sene camıydı, büyük acılar sessizdir diyen benim tanıdığım yaşlı insanlar arasında 60 darbesinden, başvekilin akıbetinden konuşmamak üzerine gizli bir konsensus var gibidir. Bir de zihne çakılı fotoğraf, Menderes ve iki bakanın dar ağacında sallanan ölü bedenleri o yıllara yetişmişlerin bu genel suskunluğunun nedenini belki oy verdikleri, belki destekledikleri ya da desteklemese bile en azından darbeyle indirilmesine taraftar olmadıkları başbakan Menderes'e yapılanları onu ipten alamayacaklarsa bile tepki göstermemiş, gösterememiş olmanın pişmanlığıyla açıklıyorum ben. Sanırım 27 Mayıs darbesine, dar ağaçlarına karşı ses çıkarmak farzı kifaye gibiydi. Birisi yapsa herkesin üstünden kalkacak sorumluluk kimse yapmadığı için herkesin boynuna çökmüş gibidir. Diyeceğim şu, yasada da mahkeme adı altında sergilenen çirkin aşağılık tiyatroyu izlemek zorunda kalmanın taş gibi ağırlığını neredeyse 60 yıldır içinde taşıyor bu ülke. Menderes seçmeni bir vatandaşın onun idamına karar verildiği hükmünü radyodan duyduğunu ve ne hissettiğini anlayabilmek çok zor olmasa gerek. Yasada da olanlar olurken Anna Menderes'i destekleyen yüz binlerce belki milyonlarca vatandaş en azından sokaklara dökülüp sesleri çıktığınca Dinleri döndüğünce, güçleri yettiğince bağırmak istemiştir herhalde. Ama kimse bağıramamış. Elinden gelebilecek olanı bir sebeple, bir biçimde yapamadığında sonradan kalbe çöreklenen derin pişmanlığın önce bir kedere, sonra da ağzını bıçak açmaz bir suskunluğa dönüşmesi gibi. Benderesin idam kararına yeterince karşı çıkamamış olmakta mahcubiyeti asıl mahcup olması gereken darbeciler olmasına rağmen sürüklemiştir insanları herhalde bilmiyorum. Bildiğim 15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp hiç tanımadığımız binlerce insanla birlikte hava alanının girişini kapatmış tanklara doğru yürürken orada bir tank ateşine ya da kör kurşuna kurban gitmek ihtimalinin hiç kimseyi korkutmadığıydı. Çünkü koruduğumuz bizim seçme hakkımızdı. İyi kötü oturmaya başlamış demokrasi geleneğimizdi. Koruduğumuz sıksan şüheda fışkıracak toprağıyla Bizim ülkemizde çünkü istediğimiz darbeci zihniyetin elinde silah var diye demokrasi geleneğini in kıtaya uğratabileceğini sanan kibirli askeri bürokrasinin millete nizam vermeye doyamayan demokrasi dışı güç ve odakların kendi sınırlarına geri çekilmesiydi. Üstelik Türkiye çok partili sisteme geçiş denemesinin ilk yıllarında bir başbakanını vesayet zihniyetine kurban vermiş ve bunun acısını ortak duygu damarlarında hep hissetmiş bir ülke. O pişmanlık milletin belleğinden neredeyse 60 yıldır atılamamış. Durum buyken o gece ölümle burun buruna gelen Erdoğan'ın vatandaşları darbecilere karşı koymak için sokağa davet etmesi elbette karşılık bulacaktı yoksa 60 yıldır içten içe Menderes'e yanan bu toplum kim bilir Erdoğan'a kaç asır ağlardı